Selam arkadaşlar. 3 hafta oldu ameliyat olalı. 3 haftada yatak istirahat. Günde sadece 10 dakika oturabilirim. Yemek ve tuvalet sadece. O yüzden lazım bir yatakta olayım sürekli. 3 hafta ve doktora sordum ne zaman yani öyle you know dışarı çıkabilirim, bir yerde oturayım, bir şey bir gezeyim de daha çok erkendir, çok erken you know, ama doğruya doğru son birkaç ayın içinde yaşadığım fiziksel acı ağır kesiciler, bir ton ağır kesici alıyorsun ve halen daha kesmiyor. Sonra da tabii ki mental olarak şeylerde işte ailevi problemlerden şeylerden dolayı yani bu arada yapacağım ben bir video yapacağım bir Red Pill video kendi tecrübelerimden de kırmızı bayraklar ne zaman anlıyorsun ki artık kadın senden yani ilişkiyi bitirmek istiyor ama söyleyemiyor. Nerede vardır ki öyle ilk şeyler, ilk başlıklar? Çünkü bir kadın ilişkiyi bitirince bir günde kararı vermez. Biz bitirdik. Çok işaretler vardır. Çok uyarı işaretler vardır. Kırmızı bayrak biz ona derik. Kırmızı bayrak, uyarı işareti. Ve ben çok kırmızı bayraklar gördüm. Ve bilirdim. Yani ne olacağını sonunda, bilirdim ne olacağını sonunda. Ve dediğim gibi yani daha önceden ben zaten ben de isterdim yani öyle bir artık yaşamıyordu ya. Çünkü söyleyeceğim size benim yaptığım hatalardan da bir tane ayrı bir video yapacağım. Benim yaptığım hataları da söyleyeceğim. Çok hatalar yaptım. Yalan değil, çok hatalar yaptım. Bu videoları yapıyorum. Neden yapıyorum bu videoları? Çünkü ben neredeyse sizinle hayatımı paylaştım. Benden çok şey öğrendiniz. Hem düşünüyorum ki sadece benim nasihatlerimden değil, sadece benim iyi tecrübelerimden de değil. Benim hatalarımdan da öğrenirsiniz. Çünkü ben açık açık söylerim. Sporda hata yaptıysam da bir yerimi sakatladım, ya şunu yaptım ya bunu yaptım. Ben size hepsini söylüyorum ya. Ben isterim benim hatalarımdan da öğrenesiniz. Ben 4-4'lük değilim. Çok hatalar yaptım. Sporda çok hatalar yaptım. Öğrencilerimden hatalar yaptım. Evlilik hayatımda hatalar yaptım. Çok hatalar yaptım. Çok. İyi de yaptım mı? Yaptım. İyi de yaptım. Hata da yaptım. Ve siz yani hem pozitiflerden ders alırsınız hem negatiflerden de ders alırsınız. Ve bugünkü ders budur. Arkadaşlar, şükret, şükret, sağlığınıza gerçekten şükrediniz ya. Sağlık kadar önemli gibi bir şey yoktur. Bak mesela ben Dubai'deydim, Dubai'de harika, muazzam, muazzam bir yer. Çok güzel kızlarla takıldım, eğlendim. Yedim içtim, güzel para da harcadım dedim, ben biraz birikim vardır, çok zor günler geçiriyorum. Gidiyorum Dubai'ye da kral gibi, zengin adam gibi yaşayacağım. Bir haftadık biraz zenginlik yaşadık. Fakirliğe de alışkınlık, açlığa da alışkınlık. Dedik yok bir hafta amına koyacağım ortalığını. Yiyeceğim, gezeceğim, bam. Baktım ki, acı içindeyim ya. Acı içindeyim, yürüyemiyorum, bastonla geziyorum ve her bir dakikada oturuyorum. Çünkü çok acıyor. Dedim bu sağlığın iyi olmayınca yahu sevdiğim en güzel cheesecake factory'den onun bile tadını alamadım. Acıdan dolayı. Yanımda güzel hatuncuklar da vardı orada burada onun bile tadını alamadım. Ondan bile rahat olamadım çünkü bütün gün acı çekerdim. Arkadaşlar dedi yahu sen ortopediste gittin, fizyoterapiste gittin. Senin ciddi problemin var orada sinirin alakalı. Çünkü artık bacağımı hissetmiyorum.
Dediler ki gidin direkt beyin cerrahine. Elvan diye bir arkadaşım da vardır, kız. O da şimdi medikal terapist oldu Dubai'de. Bir ara onu da gezdik tozduk. O da dedi bana git direkt beyin cerrahına. Gittim beyin cerrahına, kist buldular. Kist. Omurganın içinde kist. Kestiler omurgayı, çıkarttılar koskocaman kisti. Sonra rahatladım. Tabii ki şu an halen daha acı içindeyim. Ameliyat yaralar vardır. Ve en çok acı olan şey, bütün gün bu odanın içindeyim. Bütün gün bu odanın içindeyim. Ve bunu anladım. Aile, akrabalar, hiç kimse ziyarete gelmez. Gelen tek kişiler de söylemesi ayıp olmasın ama birçoğu, hepsi değil. Birçoğu eğer bir menfaat bir şey varsa gelir bakar. Yani menfaat varsa gelir. Bir tek yani koşulsuz gelen her gün benim hatırımı soran, bana bir şey istersen bir tek o da oğlum Hasan'dır. Ve o da çok konuşmuyor. Gelip oturuyor ama baba Esin oturuyor. Saatlerce de oturabilir, bana bakabilir. Saatlerce. Asker gibi dur oturuyor orada. Der baba hadi gel alayım sana bira iç. Bilmiyorum babam iç, bira içeyim mi acaba? İç baba iç. İç de keyif yap. Rahat ol. Düşünsene benim oğlum. Ya ben onlara ben günlük ne? Kadınlar da çok umurumda değil. Kadınlar o kadar umurumda değil bro. Severim kendilerini. Fucking severim karıları bro. Severim. Karıları fucking severim. Ama çok da fucking sikimde de değiller. Sikimde olan fucking erkek evlatlarımdır ben. Kız da olsa kızı da seveceğim yine ama olmadı ne yapayım. Babalara tapallarmış ama fuck ne yapayım. You know what I'm saying? Bize erkek evlat verildi. Ve ona şükrederim. You know? Ve evliliğim de iyi geçti, kötü geçti. İyi kötü, iyi kötü. Tatlı acı, tatlı acı. You know what I mean? Geçti. 20 yıllık çok güzel günlerimiz de oldu. You know? Sonunda da sağ olsun yani güzel günleri yaşadık. Ve her zaman seveceğim kendini. Yani you know? Her zaman çocuklarımın arasında her zaman seveceğim kendini. Onu bilmese bile you know what I mean? Her zaman seveceğim kendini ama man. Ama dese bana you know what I mean? Artık gel denesek etsek no way. No way çünkü çok da dediğim gibi çok da umurumda değil. Çok da umurumda değil çünkü ben bilirim yalnız geldim bu dünyaya ve yalnız gideceğimi zaten size defalarca dedim ya. Tek koşulsuz seven olan kadın sizin ananız olacak. Hiçbir erkeği yani erkek gibi ancak da erkeği erkek anlayabilir. Ancak da bizim çabalarımızı, bizim uğraşlarımızı, bizim hayat mücadelemizi hiçbir kadın onu bilemez. Bir tek anan bilir. Bir tek anan görebilir senin acılarını ya. Senin mücadelelerini, senin savaşlarını oturup bunun içinde, kafanın içinde şeytanlarla savaşmak. You know what I mean? Ya bu yani ancak da anan bilir. You know what I'm saying? You know? Kadınlar her şey güzelkendir ama kadının psikolojisi gitsin, baktı ki sen de zayıf düştün, bam! Eksik doğu, bam! You know what I mean? Bak deseydiniz bana yani öyle ayrılmadan önce sen eşin için ölürdün. Ben diyecektim, yes, ben çocuklarımın anası için ölürüm. Kesinlikle benim için çok kutsal, kesinlikle onun için ölürdüm. Ama o hiçbir zaman öyle demeyecekti. Hatta bir defa anket bile yaptılar. Bütün karılara sordular. Ecel gelse sen mi kocan mı? Bütün kadınlar dediler. Kocam. Erkeklere sordular. Adamlara sordular. Ecel geldi. Sen mi karın mı? Der ben gideyim. Ben erkekler ben öleyim. Ben öleyim onların yerine. Şimdi biz fedakarık mı? Biz fedakarık. Ama bu demek değil ki. Yani ve bazı insanlar da ya sen nasıl bir red pill adamsın ya. Ve şimdi bak ben red pill adamım çünkü ben bilirim zaten bunlar başıma geleceğini. Ve benim için kız bulmak da yani zor değil. Kız çok. Ama bir şey söyleyeyim. Hiçbiriniz de sikimde değil. You know what I mean? Belki bir kız arkadaşım şey belki bir iki tane şimdi ciddi bir ilişkim olabilir ileride.
You know, belki gelişir bir ilişkinde ciddi olur. You know what I mean? Ama ben gene ben yani bana faydalı verirse bana faydalı bana fayda verirse ben de ona fayda veririm. Karşılıklı biz bunu bileceğiz. Yani ben hayatta psikolojik bozuk kadından yapamam. You know what I'm saying? You know what I mean? Çünkü biz herkesin psikolojisi bozuktur ama bazı kadınlar gerçekten belli bir yaştan sonra özellikle 30'lardan sonra tamamen gelirler. Ne kadar çok bir kadının ilişki olduysa veya da ne kadar çok yaş ilerlediyse bir yalnız da kaldıysa yine de ne? O yüzden ben umurumda değil, ben çok fazla drama istemem. Ben isterim yani ben yalnızlık da hoşuma gider. Çünkü ben yalnız, bazı insanlar bazı şeyler yazıyor. Hocam ama ben yalnızım ya. Çünkü yalnızlık beni çok bunaltıyor. Yalnızlık çok... Bir şey değil, bir şey söyleyeyim. Kendini seveceksin. Keyfini yapacaksın. Kendini geliştireceksin. Bir şey merak olacaksın. Mesela ben mesela eskiden vücut geliştirmeyi, öğrenmeyi çok merak ederdim. Ve dım 7-20 de onları karıştırdım ve kendimi geliştirirdim. Boş vaktimde. Ya yalnızlık bazen de yalnızlık en büyük dostun yalnızlıktır sana söyleyeyim. Bazen en büyük dostun yalnızlıktır. Onun farkındaysan ve bilirsin ki kendin varsın, sen varsın. Sen varsın. Hiç kimse olmasa bile etrafında sen varsın. Yalnız kurt. No big deal. Ve güçlü sigma, yalnız ve güçlü sigma. Ya bu sefer insanlar o gelir o etrafına, evinin etrafında çok insanlar vardır ya. Ünümden, işimden, ondan, bundan etrafımda çok insanlar vardır. Ama bundan sonra çuf, tek tabanca man, that's it. Tek tabanca. You know what I mean? So for the kids man. Bir tek çocuklar için de ne yaparsam bu saatten sonra yürümeyin ve kendim için done peace out.